Az sonra bir uçağa yetişmek zorundayım ama bu haftayı videosuz geçiremeyeceğim için hemen bu videoyu çekeceğim ve öyle gideceğim. Dışarıdan birazcık böyle inşaat sesleri geliyor olabilir, ne olur o seslerin kusuruna bakmayın. Videoyu daha sonra erteleyemediğim için şu an çekmek zorundayım. İdare edin. Zaten çok uzun bir video olmayacak. Bugün mevzumuz merak. Merak olmasaydı medeniyet de olmazdı. Merak olmasaydı icat ya da keşifler de olmazdı. Her şeyi meraka borçluyuz. İlk insanları düşünün. İlk insanları hayal edin. Nasıl bir ortamdalar? Tamamen doğayla baş başalar. Etrafında gökkuşağı, su, ağaçlar, bitkiler, her şey var. Hayvanlar var ve hayatta kalmak zorundalar. Hep bir mücadele içindeler ve merak ediyorlar. Bütün bu meraklarının sonunda bir şeyler keşfediyorlar. Mesela ateşi buluyorlar. Sırf ateşin bulunmasıyla bile bütün yeme alışkanlıklarımız kökten değişiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bugün sahip olduğumuz her şey merak eden, hayal eden, bir fikri olan insanların eseri. Merak insanlığa verilmiş en büyük armağan aslında. Anne babalar çok övünürler akıllı çocuklarıyla, akıllı olduğunu düşündükleri çocuklarıyla. Beni hiç üzmez, öyle sabahtan akşama kadar koltukta öylece oturur. Hiç sesini çıkarmaz, hiçbir şey sormaz, hiçbir şey merak etmez. Sorularla öyle benim canımı sıkmaz. Bu çocuklarına akıllı adını verip övünüyorlar. Eğer ki bir çocuk bir şeyleri kurcalıyorsa, sürekli oyuncaklarının içini açıp içinde ne olduğunu merak ediyorsa, sabahtan akşama kadar annesinin başının etini yiyip sorular soruyorsa, o çocuğa yaramaz çocuk adını veriyorlar. Ve yıldırıyorlar. Reddedilme korkusu kırıyor cesaretimizi. Cesaret bu işin anahtarı oysa ki. İnsanlar neden istemezler yeni bir fikirle gelmenizi? Ben yine kafiye yaptım. Neden alay ederler sizinle ve fikirlerinizle? Çünkü korkuyorlar sizden ve fikirlerinizden. Fikirleriniz ne kadar özgün olursa, ne kadar güzel olursa değişim o kadar kökten olacak. Değişim kökten olursa kendilerini sorgulamak zorunda kalacaklar. İşte bunu istemiyorlar. O yüzden korkuyorlar sizden ve fikirlerinizden. Galileo gökyüzünü merak etmişti. Bir fikri vardı. Sırf ters düşüyor diye fikirleri başkalarının fikirlerine, ömrünün en değerli yıllarını, son yıllarını ev hapsinde geçirdi. Çünkü kilise onu suçlu bulmuştu. Yine de devam etti çalışmaya. Çünkü bir fikri vardı. Her şey bir fikirle başladı. Biliyorum kurallar var ve bu kurallar da bizi yıldıran, körelten şeylerden bir tanesi. Peki ben size desem ki her zaman kurallara uymak zorunda değilsiniz. Çizdiğiniz bir çiçek ille de bir güle, bir papatyaya benzemek zorunda değil. Hatta şu ana kadar dünyada gördüğünüz hiçbir çiçeğe benzemek zorunda değil. Herhangi bir şey çizip onun bir çiçek olduğunu iddia edebilirsiniz. Bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sorunlar için yeni fikirler üretmemiz gerekiyor. Peki ya sorularımızı farklı bir şekilde sorarak sorunlarla başa çıkabilir miydik? Yani sorularımıza çözümler getirebilir miydik? Şu an sahip olduğunuz herhangi bir sorun üzerine düşünün. Ya bu sorun şimdikinden çok daha büyük olsaydı? Ya bu sorun şimdikinden 10 kat daha büyük olsaydı? Ya daha küçük olsaydı? Ya bütün dünya bu sorunla yüzleşiyor olsaydı? Ya başaramasalardı ya da başarsalardı ama sen yapayalnız kalsaydın sorununla, bir başına, bir tek çözemeyen sen olsaydın. Ya bu sorun ömrünün sonuna kadar seninle gelseydi ya da sadece bir yıl sonra gidecek olsaydı. Ya da Jack Foster'ın deyimiyle aynı sorunu bir şair ya da bir müzisyen yaşasaydı nasıl çözerdi? Bir mimar ya da bir doktor olsaydın nasıl çözerdin sorununu? İşte nokta bu. En önemli nokta bu. Başka biri gibi düşünebilmek, başka bir pencereden bakabilmek. Bazen bir mola gerekiyor bize. Gereken bütün bilgiyi ediniyoruz, çok çalışıyoruz, didiniyoruz, masamızın başında sabahtan akşama kadar düşünüyoruz. Ama o fikir gelmiyor, o çözüm gelmiyor aklımıza. İşte o zaman bir ara vermek gerekiyor. Ama bu arada beynimizi tamamen salmak yerine başka bir işimizle uğraşmak, bir ödev üzerine çalışıyorsan başka bir ödeve yoğunlaşmak gerekiyor. Sana da olmuştur ya, mutlaka olmuştur hepinize. Bir şey için çok uğraşırsın, uğraşırsın, uğraşırsın. Tam o şeyden vazgeçersin. Bir de bakarsın çözmüşsün sorunu. Birdenbire gelir aklına. İşte o senin bilinçaltının sesi. Çünkü sen gereken her şeyi yaptın ve bilincini sakinleştirdiğinde, bilinçaltını dinginleştirdiğinde sorunun çözümü kendiliğinden geliyor. Bunu dahiler çok güzel yapıyor. Carl Sagan'dan Isaac Asimov'a kadar. Birçok dahinin kullandığı bir yöntem bu. Onlar bilgileri, gereken bütün bilgileri toplayıp kendilerini başka bir işe yoğunlaştırıyorlar ve diyorlar ki döndüğümüzde
Bütün sorun çözülmüş oluyor. Einstein'ın bir lafı var, diyor ki en yaratıcı fikirlerim tıraş olurken aklıma gelen fikirler oluyor. Eğer o fikri yakaladıysanız hemen harekete geçmekte fayda var. Çünkü yarın bugünkü kadar heyecanlı olup olmayacağınızın garantisini hiç kimse veremez. Ve eğer yarın heyecanlı olmazsanız ve fikriniz için harekete geçmezseniz, bir başkası sizin fikrinizi gerçeğe dönüştürdüğünde ve dünya onu konuştuğunda çok üzülebilirsiniz. Bir de bazı dahilerin uyguladığı başka bir yöntem daha var. Zaman sınırı getirmek. Eğer ki zamanınızın sonsuz olmadığını anlarsanız ve bir işi yetiştirmek için kendinize bir zaman sınırlaması getirirseniz, ne kadar yaratıcı bir zihne sahip olduğunuzu göreceksiniz. Siz de mutlaka yaşamışsınızdır. Ödevinizi yapmazsanız o ödev son ana gelene kadar beklersiniz ve o son gece birdenbire bir şey girer içinize, bir şey olur size ve çatır çatır yazmaya başlarsınız. Çünkü artık bitmiştir. Zamanınız dolmak üzeredir. İşte aynı hayatta bunun gibi. Belli bir zaman sınırlamasına sahip olduğunuzu bildiğinizde, bunu düşündüğünüzde harekete geçmemek için hiçbir nedeniniz olmadığını anlayacaksınız. Ve fikirleri gerçeğe dönüştürmenin son adımı, neye ihtiyacınız olduğunu bilmek ve bir sebep bulmak. Ne için fikrinin gerçekleşmesini istiyorsun ve neye ihtiyacın var? Eğer boyundan büyük bir işse bu, bir yardım alabilirsin ya da yardım alamayacak durumdaysan araştırıp her şeyi öğrenebilirsin. Başımıza icat çıkarma diyenlere inat. Hayallerinizin ve fikirlerinizin peşinden gitmenizi diliyorum. Lütfen başımıza bir icat çıkarın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.